geri kalmış bir ülkeyiz. Dışarıya bağlıyız. Aziz millet, inim inim iniyor. Niçin? Niçin aziz kardeşlerim, niçin? Bak ifade ediyor. Kabahat, kabahat. Adalet Partisi'ne, Halk Partisi'ne iyi niyetle oy veren bu memleketin evlatlarında değildir, demin söyledim. Kabahat, bu partilerin milleti temsilen şurada bulunan muhterem milletvekillerinde de değildir. Hepinizle tek tek konuştuğumuz zaman hepiniz bu gerçeklerde evet diyorsunuz. Ama nedense un varken, yağ varken helva yapılamıyor. Kabahat, kabahat bu yönetimlerin takip ettikleri yoldadır. Ondan dolayıdır ki geliniz şu fakir fukarayı gözyaşından kurtaralım. Geliniz şu milleti ızdıraptan kurtaralım. Bundan dolayı, bundan dolayı demin de ifade ettiğim gibi buradaki konuşmalarım hata nerededir? Niçin böyle olmaması lazım gelirken bu millet inim inim iniyor? Birkaç cümleyle bunun üzerinde durmak istiyorum. Muhterem kardeşlerim, hemen ifade edeyim ki hata Adalet Partisi ve Halk Partisi'nin her ikisinin de şu takriben 25 aydan beri ülkeyi idare eden yönetimleri, ki temelde hiçbir farkı yoktur, bunların temelde birbirine aynı olan yanlış zihniyetleridir. Bu yönetim zihniyetini kastediyorum. İçinizde pek çok kıymetli kardeşimin bu zihniyetle hemfikir olmadığınızı da biliyor. Ama ne yapalım ki, nasıl bir mıknatıs tesir ediyorsa bil ya, hep gelip o deliğe düşüyor. Hep aynı deliğe düşüyor. Hep bakıyorsun arkasından vırt demiş, batı kulüp çıkmış. Ne oluyorsa, ne oluyorsa. Elbet bu millet bir gün bunun çaresini bulacak. Şimdi bak, bu batı kulüp dediğimiz bu müşterek zihniyet hususiyetleridir. Bir, körü körüne batıya bağlılık. İşte 25 aydan beri gidişata bakınız. Hiç memleket meselesiyle meşgul olmuyor. Bugün borç aldı, gözünü kaldırdı, kaşını oynattı, kulağını oynattı. Falanca devletin başbakanı, cumhurbaşkanı gelecekmiş, vermeye düşünecekmiş. 25 ay öldük açlıktan, bittik. Hala falanca adam gözünü oynattı, kulağını oynattı. Bunların haberiyle oyalanıp duruyoruz. İkincisi, materyalist zihniyet, maddeci zihniyet müştereken. Üçüncüsü, illa biz bir milyarlık İslam alemini bırakacağız, kendi tarihimizi, kendimizi bırakacağız, 300 milyon Hristiyan Avrupa'yla birleşeceğiz. Ortak pazar siyonist planında o çizgi üzerinde yürümeye kalkışmak. Parayı dolara bağlayıp IMF'nin emriyle değerini düşürmek. Şu milletin insanlarını ezmek buradan geliyor. Bundan başka bu 25 aylık batı kulüp zihniyeti faizcidir. Bak ikisinin de iş başına gelir gelmez. Bak bu artık bugün 50 milyonun parolasıdır. Siz faizcisiniz. Bu yolunuzdan hayır gelmez. İkiniz de iş başına gelir gelmez işiniz gücünüz hemen faize attırmak oluyor. Yapmayın. Bak dünya var, ahiret var. Kardeşhane söylüyor. Bu zulümdür. Bu zulümdür. Bu zulümdür. Fakir fukarayı eziyorsunuz. İşsizlik çıkartıyorsunuz. Her şeyi pahalılaştırıyorsunuz. Bu pahalılık benden önceki hükümetten geldi, senden önceki hükümetten geldi. Şu devri teslimlerinize bakın. Biriniz birinize felç, öbürünüz öbürünüze enkaz, başka şey teslim ettiğiniz yok. Aynı ağıtları her hükümet kurulurken dinliyoruz. 50 seneden beri, 50 seneden beri. Neden? Çünkü temelde şekil değişiyor, zihniyet değişmiyor ki. Zihniyet, aynı faizci zihniyet, gene aynı zulmü yapıyor. Siz ikiniz de vergiyi fakirden alıyorsunuz arkadaş. Fakiri eziyorsunuz. Çünkü siz vergiyi gelirden alıyorsunuz. Gelirden alınan vergi fakirden alınır. Efendim büyük vergi diliminden vergi alacağım. Demin Maliye Bakanı burada uzun uzun ağıt okuyor. Kimi aldatıyorsun arkadaş? O büyük gelir dilimindeki insan senin koyduğun vergiyi buzdolabına, kumaşa, ayakkabıya koyacak. Yine benim köylüm, gece kondut oturan kardeşim, işçim, esnafım, memurum, dar gelirim, emeklim ezilecek. Milyonlar kimi aldatıyorsunuz? Siz ikiniz krediyi de zenginlere veriyorsunuz. Onun zenginleri ayrı, senin zenginlerin ayrı. Kabalı odaların arkasında şu 600 milyar liralık vergi dağıtımına bakın. Vergi dağıtımına bakın. İşte aziz kardeşlerim, şekille olmaz, lafla olmaz. Kandaki bu mikrop temizlenmeden, bu batı kulüp mikrobu temizlenmeden bu dertler hallolmaz. İki senede bir değil, günde iki kere bu zihniyetler arasında yer değiştirseniz
meseleler artar azalmaz. Bundan başka siz ikiniz de israfçısınız. Bak fotoğraflarınızı getirdim. Hiçbir yatırım yapmıyorsunuz. Konya motor fabrikasını bitireyim diye bir gün alakanız yok. Çorum'da, Kütahya'da, Yozgat'ta harıl harıl yüzme havuzu. Yüzme havuzu. Bak işte. İşte. Bak televizyonda da 50 milyon görsün bunu. Benim aziz kardeşlerim bak. Başınıza kime oy veriyorsun görüyor musun sen? Görüyor musun? Görüyor musun bak kime oy veriyorsun? Yüzme havuzu, yüzme. Su dolu, su. İkisi de dengesizlikleri attırıyor. İkisi de montajcı, ikisi de gazozcu. İkisi de müstemleke tipi kalkınmacı. Hani bizim ağır sanayi yatırımları ne oldu? Yattı, 3 senedir bekliyor. 3 senedir bekliyor. Muhterem milletvekiller. Şimdi gerçeklere geliyor. Bu kararlar bu söylenen sebeplerden alınmamıştır. Bu kararlar IMF emrettiği için alınmıştır. 1. Eğer bunları derhal ilan etmezse anlaşmayı bozarız dediği için alınmıştır. 2. Bu yapılan konuşmaların hepsi tabirimi mazur görürseniz ölü yüzü pudralamaktır. Yani iş bitmiş ondan sonra onu diriltmek için çalışıyor. Hayır. Bundan başka bunlar dışarının kararlarıyla alınmıştır. Bu kararlar fakir fukarayı gözyaşıyla inim inim inletiyor. Bu kararlar Türkiye'de orta sınıfı ortadan kaldırıyor. Bu kararlar Türkiye'de sınıf ayrımı meydana getirerek zengini daha zengin ediyor. Çünkü bu devalüasyon kararı bir gecede bir aileye milyarlarca lira kar sağlamıştır. Hemen ertesi gün buzdolabının, televizyonun fiyatları arttırıldı 29 bin liradan 40 bin liraya. Ama o buzdolabı bankadan alınan borçla yapılmıştı. O borç değişmiyor. O borçla yapılan buzdolabı 40 bin liraya satılacak. 50 milyar kar edilecek açıktan. İşte dengesizlik böyle artar. Şimdi aziz arkadaşlarım çok kısaca bir Allah'ın kulu var mı diyor ya. Şu vazifeyi ifa etmek istiyorum sözlerime dikkat edin. Sayın Erbakan 5 dakikanız var. Benim saatime göre 8 dakikam daha var Sayın Başkan. Muhterem arkadaşlarım. Şimdi bak bir Allah'ın kulu ortaya çıkınca nasıl güçlükler başlıyor görüyor musunuz? Muhterem milletvekiller. Şimdi bak. Başka çare yok diyor. Başka alternatif yok. Sayın Ecevit de bu hükümetin başka alternatifi yok dedi. Oo şu parlamentodan kaç tane alternatif. Bundan başka çare yok diyor. Şimdi çare var mı yok bak anlatacağım. Önce muhterem arkadaşlarım bakınız. Bu söylediği söz doğru. Neden? Önünüze bir düz beyaz bir kağıt alın. Bir çizgi çekin. Şuraya hayır, buraya da şer yazın. Şuraya fayda, buraya da zarar yazın. Hayırla faydanın arasında bir kalın duvar dikin. Şerle zarar bölgesinin içerisine geçerseniz. Siz şer ve zarar bölgesinde kalmakta kararlıysanız, doğru, zamdan, para kıymetini düşürmekten, her şeyi vergilerle milleti ezmekten başka çare yok. Bu zarar ve şer tarafı içerisinde bulunan insanlar için tek alternatiftir. Şimdi aziz kardeşlerim şu hale bakın Allah aşkına ya. Bu nasıl devlet idaresi? Ey aziz milletvekilleri, aziz milletimiz. Şimdi bak, bütçe yapacaksın, bütçe sadece cari masrafa harcanacak. Yatırım matırım duracak, yatırımı batıya açacaksın. Sonra bütçede açık olduğu zaman vergi koyacaksın. Kitler zarar ediyor, zam koyacaksın. Döviz yok, ne istiyorlarsa borç versin diyeceksin. Ya Allah aşkına siz trafik memuru musunuz? Otomat düğmeci misiniz? Siz ne yapacaksınız Allah aşkına ya? Bütçenin açığını vergiyle, kitin zararını zamla, döviz ihtiyacını ne istiyorlarsa şartları kabul edin dış borçtan. Bu nasıl devlet idaresi arkadaşlar? Bu nasıl devlet idaresi? Siz ne yapacaksınız? Sizin yerinize şuradaki otomat düğmeler bu işi daha iyi yapar. Bir elektronik makine koyalım. Katsayı matsayı diyorsunuz ya, bütçenin açığı kadar vergi katsayları değişsin. Kitlerin açığı kadar zamlar değişsin. Bu işi sizden daha yapar. Siz hesap hatası yaparsınız. O hesap hatası da yapmaz. Bu nasıl devlet idaresi? Peki siz ne yapacaksınız Allah aşkına? Bu millet vergiyi verecek.
zammın da yükünü çıkacak. Gözyaşı, ızdırap. Siz niye hükümetsin? Siz ne yapacaksınız? Ha, şimdi bak hayır tarafına geldiğin zaman. Bak bakayım, bak bunun alternatifi var mı? Ama o alternatif hayır tarafın. Şimdi size aziz kardeşlerim, bak biz olduğumuz zaman ne yapacağız Allah'ın izniyle anlatıyorum. Madde bir, önce bir defa bu körü körüne batıya bağlılık, sömürü ve tahakküm zihniyetini bırakacağız. Ya milli dış politika, kendi gücüyle kalkınma ve insan haklarına saygı bayrağını açacağız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak bu bayrağı bize açtıracak. Madde bir. Madde iki. IMF otomatı motomatı filan. Hadi oradan. Biz bin yıllık Sultan Fatih'in torunlarıyız. Sultan Fatih'in torunlarıyız. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz? Topunuz bizden geldi bin yıl karşımıza. Öylesine bir kükreyeceğiz. Allah bizi bu kürsüden kükretecek. Bugün provasını yapıyorum. Yarın aslını yapacağım. Aslını yapacağım. Madde. Allah Allah deyip yola çıkacağız. Ne zannediyorsunuz? Yok IMF'ymiş, yok kaçmış, yok gezmiş. Hadi oradan. Hadi oradan. Madde 3. Ama bunları yapıp otomatçılık, trafik memurluğu yapmayacağız. Ya oturup terleyeceğiz. Kapı kapı dış borç dilenmeyeceğiz. Kendi kilerimize ineceğiz. Kendi kilerimize. Bak Cenab-ı Hak bize ne madenler vermiş. Neden bu madenleri işletmiyorsunuz? Neden? Neden bu madenleri işletmiyorsunuz? Hangi parayla diyor bak. Yapacağız Allah'ın izniyle. Burada gelir bu milletin evladı, çalışır, maden satıldığı zaman ücretini almasına bile razı olur. 5 milyon işsiz var, 5 milyon. Ama siz adam olun, siz adam olun. Siz adam olun, bu sizden olmaz. Ondan sonra bilgi, disiplin, organizasyon, takip, bu ormanlar, bu madenler, bu millet size trilyonlarla devlet işletmesi vermiş. Bu devlet işletmelerini çalıştıracaksın. Cenab-ı Hak insan gücü nimeti vermiş. Bu insan gücünü üretime çevireceksin. Terleyeceksin arkadaş, terleyecek, trafik memurluğuyla olmaz bu. Otomat düğmesine basmakla olmaz. Sen de bir şey üreteceksin, sen de. Ben şimdi efendim şu vergi de şu verilsin diyorum. Karşılığı nerede? O karşılığı sen bulacaksın. Sen bulacaksın. Terleyerek bulacaksın. Hiçbir tane bak şurada Ankara Hava Gazı'ndaki 5000 ton kömür, kok kömür Erzurum'a gidecek, yakacak yok dedim. 3 aydan beri bir tek kömürü bile şuradan Erzurum'a götüremedik. Çünkü sen bu milletin işiyle meşgul değilsin arkadaş. Sen kapı kapı elinde telefon, matofer ne dedi, öbürü ne dedi, öbürü ne dedi. Çünkü bu kendi kilerinden haberin yok. Yalnız, yalnız Şırnak'taki asfaltitleri sıvılaştır. Şu milletin petrol ihtiyacının yarısını karşılarsın. Şu 17 milyon ton buğday bak biz 11 milyon tondan aldık, 17 milyon tona çıkarttık. Tarım Bakanlıkları bizdeyiz. Şu 17 milyon tonu 25 milyon tona çıkar, 25 milyon tona çıkar. Ama bunun için gübre lazım, traktör lazım. O gübreyi dağıtacak insan lazım. Memleketin işiyle meşgul olmak lazım. İşte dert burada. Siz sabahtan akşama kadar bakanlıklar bir sürü partili arkadaşlarla dolu. Onun işi, bunun işi. Siz memleketin işiyle meşgul değilsiniz. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum. Böyle gidemezsiniz. Böyle gidemezsiniz. Kendinize çeki düzen verin. Gidemezsiniz böyle. Muhterem arkadaşlarım. Sayın Erbakan, süreniz doldu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan hatırlattığınız için. Bütün bunların karşısında bak kardeş Müslüman ülkelerin bir senede 60 milyar dolar ihtiyaç fazlaları var. Siz İslam Konferansı'nın kararlarına muhalefet şerhi yazarsınız. Biz şuyuz, biz buyuz der, onlara katılmazsınız. Biz sizi bırakacağız Avrupa ile ortak pazar, onlarla tek devlet olacağız dersiniz. Müslüman ülkelerle aramızı açarsınız. Neymiş? IMF 79 milyon dolar verecekmiş. İşte felaketler buradan gelir. Muhterem kardeşlerim, bu iş nasıl düzelir arz ediyorum. Şu milletin işleriyle meşgul olmakla düzelir. Bunları daha inşallah çeşitli fırsatlarla çok çok anlatacağız. Şimdi size şu sözleri bak bir neticeye getirip bağlıyorum. Ecevit geldi, anarşiyi krizlere arttırdı.
Demirel geldi, daha da arttırdı. Gerçek bu. E şimdi bak bizim halimize bak. Bunlar benzin döküp kibrit çakıyor, yakıyor bütün memleketi. Alev alev. Biz milli selamet olarak elimizde itfaiye ordumu. Aman şurada bir yangın şunu söndürelim. Aman burada bir yangın bunu söndürelim. İşte bak memur katsayısı, memur katsayısı 25'e çıksın. Neden? Şu memurlar tutuşmasın. Kimin işi bu? Milli selameti. Bu gidiyor, zam mı, vergi koyuyor, katsayı 25'e çıkartmak zoru. Bundan biz uğraşıyoruz. Bu gidiyor, zammıyı şu köylüyü ezik ezik eziyor. Gübreyi pahalılaştırdı. Köylü ikinci sınıf vatandaş yaptı. Onun doları 70 lira değil. Köylünün dolarını 55 liradan sayıyor. Köylünün doları. Traktörü pahalılaştırdı, gazı mazotu. Şimdi köylü 1 kilo buğday almak için 7,5 lira masraf yapacak. Parası yok. Ezdi köylüyü, ezdi. E bu zavallı köylü şimdi tohumluk alamaz, mazot alamaz, gübre alamaz. Ne olacak? Bak gene biz itfaiye koşup diyoruz ki gelin bunlara bunu şu baharda fişle verelim. Fiş. Sonra sonbaharda bunu karşılayalım. Taban fiyatını koyalım. Bu vergiyi getiriyorsunuz. Esnafı size ezdirmeyeceğiz. Esnafın vergisi. Esnafı bugüne kadar hep istismar ettiniz. Esnaf 5 milyon esnaf var şu memlekette. 600 milyar kredinin esnafa 20 milyarı veriliyor. Esnaf vergi, esnafın kredisi 100 milyara çıkacak. 100 milyara 100 ve faizsiz verilecek. Bunu verdiğimiz gün göreceksiniz. Bak o esnaf da diyecek ya yıllarca nasıl aldanmışım ben. Daha defter tutmayı çıkartmadınız bak. Tutuyorsunuz komisyonda, bütçe komisyonunda. Bütçe komisyonunda memurunun, esnafının işi, emekliler şu 70 senesinden önceki emekler ezik ezik eziliyor. PTT'deki hizmetçi arkadaşlarımızdan, hizmet gören arkadaşlarımızdan, köylüsünden, emeklisinden, esnafına kadar şimdi vaktimizin ölçüsü ancak bu kadarına yettiği için görüyorsunuz ki itfaiyecilik yapan biziz. Ey aziz milletvekilleri soruyorum size, biz millet olarak bu oyunu böyle oynama mecbur muyuz? Batı kulübün eline benzini vereceksin. Batı kulübün eline kibriti vereceksin. Onlar cayır cayır milleti yakacak. Biz de elimizde itfaiye hortumu oradaki yangını buradaki yangını söndürmeye koşacağız. Ne mecburiyetimiz var? Ne mecburiyetimiz var? Bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Kim? Bu parlamento değiştirecek. Bu parlamento değiştirecek. Çözecek bunu bu parlamento Allah'ın izniyle. Böyle iş olmaz. Yeter 50 seneden beri çektiğimiz. Yeter. Sadece yaraları büyütüyorsunuz. Bak Halk Partisi milli selamet projektörü altında kaldı. Oylarının yarısını kaybetti. Şimdi siz de milli selamet projektörünün altındasınız. Eskiden horoz dövüşüyle sen benden daha kötü, ben senden daha kötü diyordunuz. Sökmez. Sonunuz geldi. Batıl yıkılacak. Hak galip gelecek. Çaresi yok bu işin. Milli selametin projektörü altındasınız. Milleti aldatamazsınız. Köylü de, işçi de, esnaf da, memur da, emekli de yaptığınız bu zulümleri görüyor. Bu yalnız zihniyetiniz çıkar yol değil. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Sayın Başkan bağlıyor. Aziz kardeşlerim, gerçekleri görüyorsun. Şimdi sözümü bağlıyor. Hoca söyle bakalım, bütçeye oyun ne olacak? Şimdi bak hesap veriyorum, burası milletin gürsü. Şimdi bak bu bütçeye, ben size bir şey söyleyeyim, bu bütçeye kırmızı oy verin. Bu hükümeti düşürürsek, dilesiniz ki bu hükümete en büyük iyiliği yaparız. Ama millete en büyük kötülüğü yaparız. Çünkü millete gidecek, tam köşeyi dönecekti, 2 ay kaldıydı, beni düşürdü diye. Şimdi bak 2 ay köşeyi dönecek, bu 2 ay sonra köşeyi dönecek. Hangi köşeyi? Bu köşeyi değil ya, uçurumdan aşağı inen köşeyi dönecek, bu köşeyi. 2 ay sonra köşeyi dönecek, haberiniz olsun. Onun için şimdi Türkiye büyük bir ülke. Hakkari'deki Kars'taki kardeşimizin gerçeği görmesi için bunlardan hayır gelmez, bunlar iflas etti diye 3 ay söylemeye mecburuz. Biz 3 ay söylersek 3 ay sonra oradaki duyuyor. Onun için şimdi bunlar iflas etti, bunlardan hayır gelmez diyoruz ama bunları düşürme iyiliğini şimdi yapmıyoruz. Beyaz oy vereceğiz, beyaz. Merak etme. Beyaz oy vereceğiz ama buna sevinme. Buna sevinme çünkü köşeyi döneceksin, bu köşeyi sen bu köşeye gelmeden yolunu kesmeyeceksin.
verdiğimiz sözlerin hepsini tutmuş oluyoruz. Hepsini artık alacağın yok arkadaş. Alacağın yok. Hepsini tuttuk ama bize karşı verdiğin, millete karşı verdiğin sözleri sen tutmadın. Bir baba şefkatiyle uyarıyorum. Gittiğin yolun tam tersine, 180 derece tersine dön. Çaresi yok. Fakir fukaranın ahı eliğine kulak ver. Şu milletin geçim sıkıntısına kulak ver. Şu milletin ızdırabına kulak ver. Aziz kardeşlerim, bu parlamento milletimize kurtuluş yolunu açacaktır. Bu inancımı tekrar ederek Cenab-ı Hak'tan aziz milletimize saadet ve selamet vermesini ve en kısa zamanda ferahlığa kavuşturmasını dileyerek hepinizi ve bütün milletimizin evlatlarını Milli Selamet Partimiz adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.